bu arkadaşın bulunmasını istiyoruz. Mücahit Bıyık 28 Ekim gecesi saat 24 sularında Akpelen Bulvarı üzerinde dayısıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Kaldırımda yürüyen Bıyık'a plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Olayın ardından çevreden geçen bir araç sürücüsünün haber vermesi üzerine genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada genç başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken ayağına da 3 platin ve 1 plak takıldı. Genç geçen yıl özel harekat polislik sınavına girdiğini, yedek olarak sıranın gelmesini beklediğini ifade etmiş ve hayallerini yıkan sürücünün bir an önce yakalanmasını istemişti. Bu araç kaldırıma çıkıp bana vurup kaçtı. Beni yaklaşık 10 metre sürükledi üzerinde. Sonra bacağımın üzerinden geçip gitti. Çarpan araç kesinlikle arkasına dönüp bakmadı. Yani hiç vicdanlı bir insan değilmiş. Ek olarak da zaten MOBESE kaydında biraz arızalı çıkıyor görüntü. Yani ki ağaçlar kesiyor görüntüyü. Bu arkadaşın bulunmasını istiyoruz. Olayın ardından kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde aracın plakasını gören bir kamera kaydını bulamayan ekipler bunun üzerine aracın üzerindeki çizgiden yola çıkarak aracı ve sürücüsünü bulmaya çalıştı. Çalışmaların sürdüğü sırada Merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde belirlenen bir aracın olduğu tespit eden ekipler aracı durdurarak kontrol yaptı. Yapılan kontrolde aracın kazaya karışan araç olduğu, sürücüsünün de Suriye uyruklu BA olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın kendisinin kazaya karıştığını, Suriye uyruklu olduğu için olaydan sonra zarar görebilme ihtimali olduğundan dolayı korkup olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahıs savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.